Herkese selam. Ben daha bu dizinin duyurulduğu günü hatırlıyorum, dün gibi, ve çok heyecanlanmıştım. Şimdi ilk sezonun son bölümünü izleyeceğiz. Ne ara buralara geldik, ne ara bu kadar video çektim bu diziyle alakalı hiç hatırlamıyorum. Ama o malum gün geldi ve ben bu bölümden çok korkuyorum. Geçen bölümde bunu söylemiştim. O bölümde tepkisini kanalda bulabilirsiniz. Çünkü Yeraltı Dünyası'ndan çok ümitliydim. Zaten bölümü izledikten sonra da orada da diyorum, hani bu bölümle ilgili duygularımı daha oturtamadım. Ne hissettim bilmiyorum. Oturttum. Ben bölümden hiç memnun değilim. Geçtiğimiz bölümden. Bir kitap okuyucusu olarak memnun değilim. Bunu da altını çizmek istiyorum. Yani belki kitaptan bağımsız, evrenden bağımsız bu dizinin bölümünü çok beğenmiş olabilirsiniz. Çok da haklısınız. Bence o işte orman sahnesi görsel olarak çok doyurucu vesaire vesaire. Ama ben bir kitap okuyucusu, kitap hayranı olarak çok memnun olamadım bölümden. Bölümü sevmek için çok uğraştım. Özellikle Hades kısımları beni çok rahatsız etti. Yani beğenmemekten öte rahatsız etti. Ben karakteri bu şekilde görmek istemezdim. Bölümle ilgili bence en iyi şeylerden biri Poseidon sahneleri. Müthişti. Keşke daha çok izleyebilsek onu bu sezon bitmeden, ama bir tek elimizde bir bölüm kaldı. Bu bölümden beklediğim çok şey var. Bir önceki bölüm gibi aslında. Yani bir önceki bölümden tek isterim Yeraltı Dünyası'nın ve Hades'in iyi olmasıydı, ama bu genel bir bölümün teması olduğu için maalesef hayal kırıklığına uğradım diyeceğim bu noktada. Şimdi bu bölümden daha çok şey bekliyorum. Çünkü her şey açığa çıkacak. İşte en son şimşeği aldık. Ares'le kapışacağız. Çok şey olacak. Bölümün dakikasına bile bakmadım korkudan. Çünkü çok kısa bölümler. Bu bölümde o kadar çok şey olacak ki, ne kadar sığdırabildiler, neleri aldılar, neleri çıkardılar çok merak ediyorum. Çok da korkuyorum. Özellikle Zeus sahnesinden bayağı bir tedirginim. Çünkü geçtiğimiz bölümün sonunda bir teaser bırakıyorlar, biliyorsunuz. Normalde bölümlerin sonunda küçük teaserlar bırakıyorlar bir sonraki bölümlere. Ve orada şu anda bizim bildiğimiz savaşın çıkmış olduğu. Zeus'la Poseidon arasındaki savaş çıkmış gibi anlatıldı. Savaş başladı dendi. Ama biz teaser'da Zeus'u böyle normal tahtında otururken görüyoruz, takım elbisesiyle. Şimdi normalde bu takım elbisesiyle tahtta oturma konusu hiç problem değil. Ama savaş başladıysa Zeus orada ne yapıyor? Yani nasıl o kadar rahat oturuyor? Savaş başlatmış herif ve tahtında oturmuş, oh be savaşın mı diyor. Yani bu onun savaşıyken asla Zeus'luk bir hareket değil. O yüzden oraları nasıl dolduracaklar çok merak ediyorum. Çünkü kitapta zaten aslında teaser'da gördüğümüz şeklinde biraz oluyor olaylarda. Hoş. Çok da bir şey görmedik. Sonuçta teaser bu. Bölüm 42 dakika. Şu an göz göze geldim. Açıyorum. Açıyorum ya. Aman ne olacaksa olsun. Tamam. Beğenmeyeceksen de beğenmem. Lütfen güzel ol. Lütfen. Hazırsak başlatıyorum. 3-2-1 artık. Dayanamayacağım. Bu adamın sahneleri müthişti ya. Başlıyoruz. Ne olur güzel ol. Dayanamam. Person ilk bölümde söylediği şeyle look söylüyor. Çok korkuyorum. Ladies and gentlemen. Flashback beklemiyordum bir anda. Camp Half-Blood, Camp Half-Blood. Güzel. Çünkü ikinci bölümde kamp bölümünde hiç böyle Percy'nin çalışma yaptığı, antrenman yaptığı sahne almamıştık. Ve Discord'da biz bunu konuşmuştuk hani. Eksik bir şey bu diye. Tam Ares'te dövüşünden önce bunu göstermiş olmaları çok iyi oldu şu an. It wasn't your plan though, was it? It was Kronos. It was his idea to frame us. What? Evet, Enebet yoktu yani mesela yeraltı sahnesinde. Ne oldu sinirliyim. Şimdi öğreniyor kız her şeyi. Gods don't dream, little man. Say hi to your mommy for me. Anne demeyecektin. Çok kötü bir taş oynadın orada şimdi. Ay, başlıyoruz. Koca savaş tanrısına bak. Altın kalıyor, gördünüz mü onu? Ama çok çok kısa göstermiş orayı, hoş değil. Ya Ares çok güzel olmuş ya dizide.
Bence dizinin en büyük sıkıntılarından biri bayağı çocuk işi gibi davranıyorlar. Çünkü o altın kanadığı yer falan önemli aslında. Normal kan akmıyor çünkü kırmızı bildiğimiz ve kesin, ya bilmiyorum, çok kısa geçtiler. Hoşlanmadım bundan da. Biz Nilfer'i bulduk en azından. Annemizi geri alalım. Buyurunuz efendim. Hatırlarsanız şey, ilk bölümde kadın gelip sende olduğunu biliyoruz falan demişti. Şimşek zannetmiştik ama Mifer'miş. Tell Hades, expect him to do the same. Good luck on Olympus. Cemil hocam ya. Evet abi, savaş çıktı. Savaş nerede? Mario'nu gösterin. Done running from monsters. Çok yalıtlayarak sevesin var gibi. Çok tatlılar. Hemen 2, 3, 4, 5. sezonlar gelsin de şunları izleyelim daha çok. Aa. Şimşekler çöküyor. 2, 3 grupla. Ay, bu sahne için heyecanlıyım. Şu anlık fena gitmiyor. Sadece o kan sahnesine ben bir tık daha fokuslanabilirler diye düşünüyorum. Çok kısa gördük çünkü böyle, ne bileyim ya. Olympus. Ya bu flashback çok güzel olmuş. Güzel olmuş. Küçük ve korkutucu olan şeyler ezilir. Hocam bir Olympus turu yok mu ya? Nefesler susun. Tahtlar çok küçük değil mi ya? Neyse takılmayacağım. Takılmayacağım. Zeus ağabey. Getirdik şimdi şeyini. We tried to get to our time. You failed. Yes. Thank you for the news. It is the only reason I'm letting you leave alive. But the war can't continue. Why? He wants you both weakened. I would not be weak about my brothers. You already are. Your family is a mess. They'll support you because they love you. Hocam bu cesaret nereden? Çok taşınıyorsun. Poseidon geldi değil mi? Güzel. Yunanca konuşuyorlar. Ne anlatıyorlar ya? Ay tamam be. Ama çikitif. Hadi konuşun. Obedience doesn't come naturally to you, does it? No. The sea does not like to be restrained. Evet. Patros. That's the only word I really got. Baba demek ya. It means father. Ağlayacağım. Taranus told you well. Sam Jackson'ın büyüklüğü şaka mı peki? Can I ask you a question? Do you ever dream about mom? Ne olduk? Sarılırlarsa bak hayal biter. Şimdi suratı çarptı öküz. Of keşke sarılsalardı ya. Poseidon sahne çok güzel ve ağlayacağım şimdi. Hoş geldin. Kurtarıcımız. Kamp o kadar güzel ki.
abla öyle bakma ya. Ben değilim. Yapma. Well, the reason Clarice is still here is because you never said anything to Karma about her. Geçmiş olsun. The book be delivered right to Kronos. Oops. Hiç bilmiyordum ya. Tüm nasıl? Baba demeyecektin. Kitapta bir akrep olayı vardı. Onu dahil etmeden direkt bunları kapıştırmışlar. Benim bir tık daha hoşuma gitti. Ay, dur. Dövzük duruyor ya. Dur be! Camp Hopla. Saying goodbye. Kairon abi, merhaba. You made me very proud. Bizde. Great. Thank you. Peter Johnson. No, thank you. Percy? Coming to the end of my... I'm... No, I mean... That's her name? Yes. Evet. Are you sure? Because... I'm 90% sure it's Peter. Percy. Peter. Joshua's tired, yeah? Guys! You got it? Where's... Oh. Is that your treasurer's license? Yeah. Where are you going to swear? Well, listen. You're fine. Let's make a pact. Where did... Never just... No matter what happens, we meet back here next year. İkinci sezonda yani. Deal tabii ya. Buluşalım ne olur gelsin ikinci sezon. Bize niye sarılan yok? Koş koş. Koş sarıl hadi. It's time to wake up. Ne? Tövbeler olsun. Lütfen git. Abi hiçbir şey kazanmadın, dur. Soon enough we'll meet in your world. If you can survive, that is my hope. Your survival is the key to my return. Kronos abi, ne diyorsun? You have another nightmare? Söylemeyecek bence. Don't forget to tell your mom how much you love her today. Kronos, Lord of the Titans. Salak, sen söyleyeceksin kanların gülü mü düşünüyorsun? And you might be a part of our world. So don't give up. Gabe nerede bu arada? Şimdi. Percy'nin çocukluğunu oynayan çocuk dedi ki bir sahne daha var, geçmeyin dedi onu. Ben şimdi onu arayacağım. Aha var. Hah, Gabe, evet. Soğuk ya, çok soğuk biri. Avukata soruyor. Ah, çok soğuk bir herif. Avukata kapıyı nasıl kıracağını soruyor. Eyvah. Neyse, güzel hediye olacak şimdi Gabe.
Geçmiş olsun. Bu kadarcık mıydı? Ay ay evet geldik. Ben hiç uzatmadan direkt şunu söylemek istiyorum. Bu bölümü beğendim. Geçen bölüme kıyasla bence çok daha güzel olmuş. 7. bölüm bir kitap okuyucusu olarak benim için hayal kırıklığı. Ama bu bölüm yapılan değişikliklere rağmen bence güzel olmuş. Direkt sonunda gördüğümüz şeyden başlamak istiyorum öncelikle. Gabe'den. Şimdi Gabe karakteri ben ilk bölümün incelemesinde de söylemiştim. Sonra Gabe'i sanırım Lotus bölümünde tekrar... Yok. Lotus bölümünden önceki bölüm görmüştük. Aresli bölümde. Ve orada işte Gabe çıkmış magazinlere... Percy Jackson Sally'yi kaçırdı işte arabama şunu yaptı falan diye ağlıyordu salak. Ben orada da söylemiştim yani Gabe'in karakterini kitaba göre değiştirmeleri benim pek hoşuma gitmemişti. Gabe'i dizide biraz daha komedi unsuru olarak kullanıyorlar. Yani normalde kitapta tamamen nefret ediyorsunuz karakterden. Çünkü çok iğrenç bir insan. Hiçbir sorumluluk almıyor. Kendi dışında herkesi kölesi zannediyor. Böyle bir herif. Ve gerçekten nefret edilesi bir herif. Ama dizide bunu tamamen komedi unsuru olarak kullanmışlar. Yani ilk bölümde de işte o gördüğümüz Ares'te bölümde de bu bölümde de aslında. Ve başına gelenler kitapta daha böyle İçiniz rahatlıyor. Ben burada biraz daha bu da komedi olarak kullanmışlar mesela. Burada da komedi olarak yani heykele dönüşüyor. Medusa'nın kafasını buluyor falan. Bilmiyorum. Ya beni rahatsız etmedi çok. Bütün olarak kötü değil bence ama Gabe'in karakterini değiştirmelerine çok da gerek yoktu. Benim bu bölüme takıldığım bir şey var. O da Percy'ye bu boncuk takmadılar. Şimdi bu Annabeth'in hani Percy'ye taktığı bir kolye var ya orada boncuklar var. Bunlar işte Melez kampında kazanılıyor. Ve ben zaten şeyde şüphelenmiştim. Lotus bölümünde normalde arabadaki sahne işte hayvanlar falan var ya bunları Ares bindiriyor bir arabaya. O arabada normalde Percy Annabeth'e bu boncukları soruyor bunlar ne diye. Annabeth de orada Percy'ye açıklıyordu. Niye değmediklerini hiç anlamadım. Planları vardı diye umut ediyorum. Çünkü şöyle bir haberimiz var. Yani ikinci sezon resmi olarak onaylanmadı ben bu videoyu çekerken hala. Ama dizinin yazarları ikinci sezonun senaryosunu neredeyse bitirmiş. Çok memnunlarmış ikinci sezonun senaryosundan. Büyük ihtimalle yani çok büyük ihtimalle yani direkt net olarak söyleyebilirim ki ikinci sezon bence gelecek. Artık haberini alalım ama yakın zamanda alacağımızı umut ediyorum. O zaman bölümün başına dönelim. Şimdi Ares'le dövüş sırasında aslında onun öncesinde de bir Luke flashback'i aldık. Aslında izlerken de söyledim. Camp sahnelerini yani bu Melez kampı sahnelerinde biz ikinci bölümde Percy'nin hiçbir zaman eğitim aldığını görmedik. Sadece Clarice'le kapıştılar. O kadar. Normalde antrenman yaptığını görmedik Percy'nin. Ya sonuçta bir savaş tanrısı bir de bu. Sadece tanrı da değil. Bir savaş tanrısıyla dövüşeceksin. Bu cesareti hadi Percy'de var. Evet ama yetenek de bir yere kadar biraz antrenmanlı olman gerekiyor. Bu zaten biz bunu dediğim gibi Discord'da konuşmuştuk. Bu arada Discord'a gelebilirsiniz. Aşağıda linki var açıklamalar kısmında. Orada biz zaten diyorduk hani hiç antrenman yapmadı nasıl olacak bu sahnenin inandırıcılığını yitirir mi vesaire diye. Neyse ki bir flashback koymuşlar. Bence güzel olmuş bölüme. Çünkü öğrendik artık Luke asıl şimşeği çalan kişiymiş. İşte Kronos'la birlikte bunları planlayan ve Ares'i de işin içine dahil eden kişi aslında Luke'muş. Luke'u dahil bir flashbackle bölüme başlanması güzel olmuş. Çünkü biz aslında Luke'u unuttuk. Yani evet işte Lotus bölümünde yine bir Iris sayesinde gökkuşağı tanrısı. Iris sayesinde onunla işte bir iletişime geçtik. Kampta neler olduğunu öğrendik ama ikinci bölümde aktif bir rolü vardı. Fakat daha sonra Luke unutuldu. Sadece işte yine Hermes'le falan babasıyla konuşurken adı geçmişti. Şimdi bu bölümde flashback'te başlanması güzel olmuş. Devam edilmesi de güzel olmuş. Çünkü hem bence hikayeye hizmet etti. Yani işte Percy'nin Ares'le kapışması, antrenmanlı olduğunu gördük. Aynı zamanda tam Olympos'a gireceği sırada Luke'un küçük ve korkutucu şeyler ezilir demesi. Çünkü normalde kitapta tasviriyle tanrıların çok çok uzun boylu olması gerekiyor. Yani mesela Hades'in 5-6 metre boyunda olması gerekiyor. İşte tanrıların yine çok uzun olması gerekiyor. Ben Zeus'un bu arada insan boyutunda olmasına aslında çok problem etmedim ama tahtların daha uzun olması gerekiyordu bence. Çünkü şu an oraya Percy'de otursa çok sırıtmaz hani. Normal koltuk gibi duruyordu. Ondan hoşlanmadım çok Olympos'ta ama. Şimdi Ares'le dövüşündeki tek sıkıntı, ne bölüm izlerken söyledim ama altın şeklinde akan kanın çok az bir şekilde değinilmiş olması. Bunu çok az bir şekilde gösterilmiş olması. Bilmiyorum. Bence daha fazla açı verilebilirdi oraya. Ama dizinin bence genel sorunu zaten biraz çocuk dizisi olarak. Direkt bence buna odaklanmışlar. Yani bu diziyi zaten kanı altın akıyor anladınız mı? Bu çok böyle vahşi bir şey değil. Biraz daha derin gösterebilirlermiş bence. Biraz ona takıldım. Ve Olympos sahnesi. Şimdi Olympos sahnesi fena değildi. Ben hala şeye takığım ama madem savaş var. Yani tanrılar savaşıyor. Bunun bence daha ötesi olamaz. Bir kere savaşan tanrılar da öyle yarı tanrı değil ne bileyim bir tanrının çocuğu değil. Üç ana büyük tanrımız var. Kardeşler. Hades, Zeus, Poseidon. Ve bunların ikisi savaşıyor. Bunların ikisi savaşıyorsa çok büyük şeyler görmemiz gerekiyordu bence. Her ne kadar savaşın başı dahi olsa. Ben bu tercih çok hoşuma gitmedi ama şeyi beğendim. Yani büyük ihtimalle bence bunun üzerine kurmuşlar zaten. Poseidon gelip teslim oluyorum dedi Zeus'a. Sir Percy kurtarmak için. Ben bu sahne üzerine yazdıklarını düşünüyorum tüm her şeyi. Çünkü kitapta normalde Percy Olympos'a gittiğinde zaten Zeus ve Poseidon oluyordu orada. Yani Zeus tahtında Poseidon da yanında oturuyor oluyordu. Ben buraya takılmadım. Bence sahne güzeldi genel olarak. Ama direkt böyle Poseidon o teslim oluyorum cümlesini kurması için
yazmışlar tüm bence olayı. Savaşı başlatalım ve oğlu için teslim olsun demişler. Bence kesin o yazarlar odasında bu oldu ya. Oh, çok iyi fikir falan dediler bence. Ya Poseidon açısından kötü değil. Ben Poseidon'u çok beğendim. Ya dizide o kadar güzel ki. Biz çünkü kitapta Poseidon'u bu kadar görmüyoruz. Zaten bir önceki bölümde yaşananlar falan çok çok güzeldi Poseidon'la alakalı. Bu bölümde de ben sevdim ya. Yani yedim ben, yapacak bir şey yok. Bence güzeldi. O teslim oluyorum falan demesi güzeldi. Bir sarılmadılar. Bir baba oğul sarılması. Keşke görseydik. O kadar şeyi değiştirdiniz. Onu da koysaydınız yani hani. Peki asıl soru. Zeus'tan memnun muyum? Bilmiyorum. Yani biraz o alaycı tavrı, hani çok üstten bakış, işte senin canını bağışladım. Hani git bu kadarını yapıyorum. Bundan memnun olman gerekiyor tarzı bir yaklaşım var. O yaklaşım evet Zeus vari bir yaklaşım. Yani Zeus kitapta da öyle. Zeus'u düşündüğünüzde yani normal olarak bence kitaptan bağımsız bir Yunan tanrılarını düşündüğünüzde Zeus zaten çok üstten bakan, çok bence biri. O hava bir tık var. Keşke %100 içime sindi diyebilsem ama %100 içime sinmedi. Sadece o havayı biraz aldım, o kadar. Onun dışında bilmiyorum, çok memnun değilim sanırım Zeus'tan. Tabii aslında Zeus ve Poseidon bir yana, bizim asıl problemimiz kim? Kronos. Ve ben dizide Kronos'un kitaba göre daha ön planda olmasını sevdim. Çünkü Kronos kitapta, en azından ilk kitapta, son 50 sayfaya kadar çok da aslında bizim aşırı kafaya taktığımız bir şey değil. Yani aslında yeraltı dünyası inene kadar bizim ana problemlerimizden biri değil. Percy'nin ana problemi şimşeği zamanında götürüp babasıyla Zeus'un arasında çıkacak savaşı önlemek. Şimdi biz dizide 4 bölümdür neredeyse Kronos'u çok net bir şekilde ön planda neredeyse görüyoruz. Sürekli adı geçiyor. Ve zaten ilk bölümden beri Percy'nin rüyalarında görüyoruz. Ki Percy Jackson evreninde rüyalar çok önemli. Bu bölümde de ben şey sahnesini çok beğendim aslında. Bu Kronos'un gelip Percy ile konuştuğu. Çünkü hiç olmadığı kadar bu sefer yakındı. Ve Percy'ye dedi ki senin hayatta olman gerekiyor. Benim geri dönüşüm için senin hayatta olman lazım. Ümidim bu yönde dedi. Soru işareti bir. Percy neden hayatta olmak zorunda Kronos'un geri dönmesi için? Kronos tam olarak ne istiyor? Yani Titanların kralından bahsediyoruz. Ne istiyor? Ve Percy'le bağlantısı ne? Bir de artı olarak Percy işte bölümde diyor seneye burada olacağız, şurada burada buluşacağız, söz verin falan. Daha ne kadar, iki sezon gelecek diye bağırabilirler. Ben daha bilmiyorum. Tabii Luke demişken şöyle bir şey de var. Luke'la ilgili aslında birçok şey değiştirmişler. Mesela kitapta bir akrep muhabbeti de vardı. Ona hiç girmemişler. Ben sadece şey değinebilirler diye düşünüyorum. Bu Luke'un yanında bir yara izi var ya yanağında. Kitapta aslında Luke son Percy'le o karşılaşmalarını da bunu da söylüyor. Neden olduğunu vesaire de bahsediyor küçük bir şekilde. Ona belki değinilebilirdi ama bakalım. Aslında akrep muhabbetinin olmamasını ben beğendim. Olduğu şekliyle güzel çünkü bölüme bence güzel bir şekilde edilmiş. Başta işte flashback'te başlıyoruz. Luke Percy'ye nasıl dövüşmesi gerektiğini anlatıyor. Kurallardan bahsediyor. Bir dövüşün düellonun nasıl olacağından bahsediyor ve sonrasında aslında birbirleriyle düello bir nevi atıyor olmaları güzel olmuş bence. Ya sadece Ares sahnesine değil birbirleriyle olan bu sahneye de hizmet etmiş aslında o flashback. Bir de ben şeyden beğendim. Şimdi sonuçta kehanette Percy'ye deniyor ki arkadaşın dediğin biri tarafından ihanete uğrayacaksın. Şimdi evet, ikinci bölümde, kamp bölümünde Luke çok yardımcı oldu Percy'ye. Bir nevi arkadaş diyebiliriz ama aslında arkadaş güveni, hani o güveni yakalayacak kadar da yakın değillerdi bizim gördüğüm. O süre yoktu daha doğrusu. Şimdi buradaki flashback'te aslında vakit geçirdiklerini de görüyoruz ayrı bir şekilde. İşte Luke'un aslında bir nevi abilik yapmış. Nasıl dövüşmesi gerektiğini öğretmiş. Şimdi bu işte bu gerçekten bir güven yakalamaktır. Yani Percy zaten işin içinden nasıl çıkacağını bilmiyor. Şimşeği çaldığı düşünülüyor. Orada ona inanan ve onu aslında tanrılara karşı hazırlayan biri var. Bir abi figürü var. Bu yüzden güzel olmuş bence bu flashback'in bu bölümde verilmiş olması. Hem Luke'u da tekrar böyle hatırlamış olduk. Şey de güzel olmuş. Mesela biz Hermes'le tanıştığımız Lotus bölümünde aslında gerçekten Luke'un baba probleminin ne kadar büyük olduğunu oradan anlamış olduk. Çünkü Hermes her ne kadar oğluyla bir şekilde konuşmaya çalışsa da Luke buna çok karşı. Hermes de bunu daha net anlamış olduk ve bu bölümde Percy tam babamla konuştum, tanıştım deyince Luke çıldırdı ve direkt atağa geçti. O güzel olmuş. Bu tarz şeyin oturtulması güzel olmuş. Yani sahneler boşa yapılmamış. Bunu görmek güzel. Çünkü bazen bu gereksiz sahneler izleyebiliyoruz bazı yapımlarda. Bunu yapmamışlar. Hala 7. bölümden memnun değilim. Ama ben bu bölümü beğendim genel hatlarıyla. Poseidon müthiş olmuş. Bu dizide en iyi yaptığı şeylerden biri bence Poseidon. Ares de güzel. Eğer siz de isterseniz aslında böyle genel hatlarıyla 1. sezonu konuştuğumuz, yani bölüm bölüm değil de genel hatlarıyla 1. sezonu konuştuğumuz bir video çekmek istiyorum. Çünkü Percy Jackson burada kalmamalı bence video. 2024'te çektiğim son Percy Jackson videosu olsun istemiyorum. Eğer siz de isterseniz genel hatlarıyla bir 1. sezonu konuştuğumuz video çekebilirim. O yüzden yorumlara yazmayı unutmayın. Benim sanırım bölümde 2-3 problem var. Dediğim gibi bir alt renkte kanın
çok dikkat çek. Ya bilmiyorum. Aslında önemli bir şey. Bunu yapar. Minik gösterip geçiyorlar. Ya yine çok üstüne durulması gerekmiyor. Ah nasıl altın kan akar falan densin istemiyorum ama kamera açısından daha oraya bir tık fokus olabilirmiş gibi geldi. Bence birinci sıkıntısı o. İkincisi Zeus sahnesi. Yani Zeus'tan dediğim gibi çok aşırı nefret etmedim. Tam tersi. Yani nötrüm aslında şu anda. Ama bazı sahneler konulabilirdi. Mesela Percy kitapta Olympos'a gidip şimşeğe götürdüğünde Zeus daha tahtından kalkmadan şöyle elini bir açıyor. Şimşek bir anda eline geliyordu. Bence çok daha havalı bir sahne ve şimşeği almak için yerinden bile kalkmıyor. Şak diye eline geliyordu. Bence çok daha havalı ve daha böyle göz korkutucu bir sahne. Onu yapabilirlermiş. Yani ben karakterin repliklerinden ya da tavırlarından çok bu tarz bir şeyin yazılmamış olmasından biraz sinirlendim, üzüldüm diyeyim karakter açısından. Çünkü mesela Zeus, herkesin Zeus'tan korktuğunu biliyoruz. İşte Percy de bu bölüm söyledi. İnsana saygı duymaktan çok senden korkuyorlar. O yüzden itaat ediyorlar gibi bir şey söyledi. Doğru ama ben o kadar korkutucu bir Zeus'ta gördüğümüzü düşünmüyorum. Mesela şey hissetme, kitapta onu bir tık hissetmiştim. Hani Percy şu anda buradan gidebiliyor. Zeus diyor ya gidebilirsin, bu senin hani tüm bunları yaptığın için ödülün gibi bir şey. Zeus Percy orada daha büyük bir şey yapmadığı için ben biraz böyle rahatlamıştım. Ben yine bunun biraz daha çocuk dizisi olarak sallanmış ve bu sezonun biraz daha gerçekten çocuklara yönelik bir şey olmasından dolayı olduğunu düşünüyorum. Evet, ben genel olarak bölümden memnunum. Açıkçası bu benim hoşuma gitti. Çok korktum. Çünkü 7. bölümden sonra bu bölümden o kadar korktum ki. Neyse ki güzel bir şey izlediğimi düşünüyorum. Sizler bölümü nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Kitabı okuyanlar kitaplar arasındaki farkları beğendiniz mi? Bölüm hoşunuza gitti mi? Sizi tatmin etti mi? Hepsini yorumlarda konuşalım. Ayrıca Discord'da dediğim gibi gelebilirsiniz ki biz şu anda Game of Thrones'u tekrardan izlemeye başladık Discord'da. Bölümü izleyeceğimiz zaman ben zaten duyuru atıyorum sürekli. Eğer istiyorsanız gelebilirsiniz. O zaman bu haftalık da bu kadar olsun. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tişörtümü gördünüz mü? Tişörtümü gördünüz mü? Tişörtümü gördünüz mü? Tişörtümü gördünüz mü?